kalp tepkimleri entalpi değişimleri verilmiştir. Eşit kütlelerdeki demir ve karbondioksit gaz arasında tam verimli tepkimi verilmiş. 45,5 kilojoule enerji gerekmektedir. Buna göre başlangıçta demir katısı kütlesi kaç gramdır? Öncelikle bu tepkimi elde etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yukarıdaki basamaklardan Hess esası gereğince. 2 demir, yukarıda 4 demir var. Demek oluyor ki öncelikle bunu bırakalım, sonra 2'ye bölelim. Bana 3CO2 lazım ama aşağıda CO2 var. 3 ile çarparsam, 2'ye bölmüş olursam bulurum. 3 ile çarpıyorum. O zaman P2O3 var burada. Zaten 2'ye böleceğim için sorun yok. Peki karbon monoksit 3 olacak. 6 olması lazım ki, bakın, karbon monoksit hem burada var, 3 karbon monoksit ve yukarıda 3 bölü 2 ile çarparsam ne olacaktır? Burası aşağısını 3 ile çarpıyorum. O zaman birincisini 400 alıyorum. İkincisini 220 çarpı 300, 220 çarpı 3 bölü 2. Buradan 110 çarpı 300, 110 çarpı 3'ten eksi 330 eder arkadaşlar. 3 ile çarparsak 280'i 840 eder. Toplarsak arkadaşlar buradan 910 eder. Tabii ki bu tepkimi elde etmek için 2'ye bölmemiz gerekiyor. 2'ye bölersek 455 kilojül gerekmekte. Peki ne için bu? Sınırlayıcının hangisi olduğunu belirlememiz lazım. Peki 2 demir kaç? Yani 2 mol demir kaç gram? 112 gram. Peki 3 mol karbon dioksit, 1 mol karbon dioksit 44 olduğuna göre 3 çarpı 44 arkadaşlar 132 eder. Eşit kütlelerde 132-132 varsa elimde elbette demirden artacak, sınırlayıcı karbondioksittir. Soruyu karbondioksit üzerinden çözmemiz lazım. 3 mol CO2'den ne kadar enerji çıkar? 455 kilojül çıkar. Bulduk zaten. Peki benim ne kadar enerjim var? 45,5. Yani 1/10 olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Burası 10 olur. Ve 1/10 0,3 mol CO2'm varmış demek ki benim başlangıçta. Peki hemen kütlesini bulayım. 0,3 çarpı 44. Buradan 13,2 gram CO2 var demek ki başlangıçta. Demirin kütlesi de aynı olacağı için 13,2 gramda demirim varmış demektir. Cevabımız B seçeneğidir. Tepkimesinin entalpi değişimi soruluyor. N2O5 eşittir. N2 artı 5 bölü 2O2 bulmalıyız yukarıdaki basamaklardan. Peki N2O5 yukarıda nerede? Birinci basamakta sağ tarafta. Tabii ki ters çevirmemiz lazım birinciyi. Ters çevir diyoruz. Ve sonra tabii ki 2'ye bölmemiz lazım. 1 bölü 2 ile çarp. Ne olur? Ters çevirsek N2O5 eşittir. 2 NO2 artı 1 bölü 2 O2 olacaktır. Delta H'ını da yenisini bulalım. Ters çevirdik. 420 eder. 420'yi de 2'ye böldük. Ne olacaktır? 210 kilo jül bulunmuş olacak. Peki diğer yandan N2O5'i bulduk. Ne bulmak gerekiyor? N2'yi sağ tarafta oluşturmam lazım bakın. Ve NO2'nin birbirini götürmesi lazım. O zaman 2 NO2 sağ tarafta olduğuna göre ikinci tepkimeyi ne yaparım? Ters çeviririm. 2 NO2 eşittir N2 artı 2O2 şeklinde. Ters çevirirsek ikinciyi eksi 70 olacaktır. Peki topladığım zaman ispatını yapalım. Bakın bunlar birbirini götürür. Buradan N2O5 eşittir. N2 artı ne olacaktır? 2 artı 1 bölü 2 arkadaşlar. 2,5 yani 5 bölü 2 O2 çıkacak. İstenilen denklemi elde etmiş oldum. Delta H nedir? Toplarsak 210 eksi 70. Buradan arkadaşlar 140 kilojül
bulunmuş olur. Doğru cevap A'dır. Yukarıdaki tepkimelerden entalpi değişimleri verilmiştir. Buna göre tepkimesinin entalpi değişimi XYZ cinsinden istiyor. Bakın arkadaşlar, önce bakacağız. HES sisası bu. 4 amonya elde etmemiz lazım. Amonyak nerede? Baktığımız zaman 3. basamakta olduğunu ve ürünlerde 2 mol olduğunu görüyoruz. Demek oluyor ki ne yapmamız gerekiyor burada? Bunu ters çevirmemiz gerekiyor. Ve 2 ile çarpmamız gerekiyor. Ters çevir diyoruz. Ters çevir ve 2 ile çarp. Öncelikle yeni halini yazalım. Ters çevirdiğim zaman eksi z'dir. Ve sonra 2 ile çarptığımız zaman eksi 2z'yi elde etmiş oluruz. O2'yi bırakalım. 4 NO lazım bana. NO nerede? İkinci basamakta ama aynı yerde olduğunu görüyoruz burada. O zaman Y'ye baktığımız zaman yukarıda başka NO var mı? Yok. 4 olması gerekiyor. Tabii ki bunu da ne yapmak lazım? 2 ile çarpacağız arkadaşlar. 2 ile çarptığımız zaman 2'ye olacaktır son durumdaki entalpisi. Birinciyi ne yapacağız? 6 suyu bulmam gerekiyor. Elbette 6 ile çarpmamız lazım ki 6 suyu elde edelim. Oksijenler de zaten hiç bakmaya gerek yok. Birbirini götürecektir. O zaman 6 ile çarparsak ne olacaktır bu? 6x olacaktır. Topladığımız zaman ana istediğimiz tepkimeyi verdiği için istenilen tepkimenin deltaşı 6x artı 2y eksi 2z olacaktır. Doğru cevabımız C'dir. Arkadaşlar, suyun, karbondioksitin, burada propanın nedir? Molar oluşum entalpileri verilmiş yukarıda. Buna göre 130 gram propan gazının yanmasıyla açığa çıkan enerji. Önce bir molünü bulalım bakalım. Bunun kaç mole sahibim? C3H8 16 çarpı 12 çarpı 3 36 artı 8 44 eder mol kütlesi. Demek ki 3 mol için soracağım. Peki 1 mol için bulayım. C3H8 hemen yakayım O2 ile. 3CO2 artı 4 su çıkacaktır. Peki O2'ye bakmamıza gerek yok. Delta H'ını hemen hesap edelim. 3CO2 yani bakalım 3 çarpı eksi 390 artı 4 çarpı H2O eksi 280 eksi C3H8 nedir? Eksi eksi 110 olacak. Artı 110 olacağını da düşünmemiz gerekiyor. Buradan eksi 1170 eksi 1120 eder. Artı 110 olacaktır. Sonuç olarak eksi 2180 kilojül çıkmış olur arkadaşlar. Bu nedir? 1 mol içindir bu. 1 mol için 2180 kilojül çıkıyorsa 3 molü sormalıyız biz. 6540 kilojül çıkar arkadaşlar. Doğru cevap D'dir. Yukarıdaki tepkimenin entalpi değişimi verilmiştir. Buna göre tepkimenin entalpi değişimi soruluyor. Bakalım CS2 bakın birinci de aynı. Aynen duracak demektir. Ürünlerde CO2 gerekiyor bana. Evet, birinci tepkimede var. Peki ürünlerde 2 SO2 gerekiyor. Ama ikinci basamakta SO2 girenlerde ve katsayısı 1. O zaman ters çevireceğiz. Ve arkadaşlar ters çevir ve 2 ile çarpmamız gerekiyor. Burada ikinci basamağı değil mi? O zaman birinciyi CS2 aynen yazarsak CO2 artı 2H2S diyoruz. İkinciyi ters çevirelim. 2 ile çarpalım. 2SO2 diğer tarafta ters çevirdik. Düzeltelim. 2H2S artı 2 ile çarparsak 3O2 eşittir 2SO2 artı 2H2O denklemlerini bulmuş olacağız.
Peki gerçekten elde edebiliyor muyuz? Bakın 2H kez birbirini götürecektir. Yine H2O'lar birbirini götürecektir. Topladığımız zaman istenilen tepkime elde edilmiş oluyor. O zaman Hess yasasına göre delta H, birinciyi değiştirmedim, 60. İkinciyi ne yaptım arkadaşlar? Ters çevrildi. Yani eksi 570 oldu. Eksi 570 ama sonra 2 ile çarpmış olduğumu unutmayacağız. Şunları toplamamız gerekiyor. 60 eksi 1140 arkadaşlar. Buradan eksi 1080 kilojül bulunmuş olur. Doğru cevap E'dir. Tepkimesin entalpi değişimi eksi 220 kilojül olduğuna göre delta H1 değerini soruyor burada. Arkadaşlar böyle sorularda Hess yasasını kullanmaya gerek yok. Çünkü verilen şey C3H8'in oluşum entalpisi olduğunu bilmemiz lazım. Yani burada C3H8 verilmiş. O2 zaten sıfırdır. 3CO2. CO2'nin de arkadaşlar molar oluşum entalpisi burada. Suyunki de verilmiş. Yani bunların her biri de biliniyor. O zaman X kolaylıkla bulunur. Delta H eşittir. Ürün eksi giren. 3CO2. 3 çarpı eksi 390 diyeceğiz. Artı 4 su. 4 çarpı eksi 280 diyeceğiz. Büyük parantez. Eksi 3C3H8'de 220 ama dikkat etmemiz gereken şu eksi eksi 220 dememiz gerekiyor. Buradan 3 çarpı 390 eksi 1170 eder. 4 çarpı 280 eksi 1120 edecektir. Artı 220. İşlemin sonucu eksi 2070 kilojül bulunmuş olur. Doğru cevap A'dır. Entalpi değişimleri verilmiş. Buna göre 9,2 gram etil alkol sıvısının tamamen yanmasını açığa çıkan enerji. Önce bir molünü bulalım şunun. 9,2 etil alkol de 2 çarpı 12 artı 6 çarpı 1 artı 16'dan yani mol kütlesini bulduğumuz zaman 46 eder arkadaşlar. Buradan 0,2 mol edecektir. Demek ki benim 0,2 molüm var. 1 molünü bulmaya çalışayım öncelikle. Yani etil alkolü bir yakayım. O2 ile yaktığımız zaman ne olacaktır burada? 2 CO2 toplam 6 su olduğuna göre 3 su çıkacaktır. O2'ye bakmaya gerek yok. Çünkü O2'nin element olduğu için standart oluşum entalpisi sıfırdır. Peki bakın Ca2H5'in molar oluşum entalpisi burada belli. Eksi 270. Peki CO2 nedir? Bulalım. CO2 şu aşağıda verilmiş molar oluşum. Eksi 390 ama 2 çarpı eksi 390 yapacağımızı unutmayalım. Su verilimi burada. Suyun tersi verilmiş bakın. Yani suyun oluşum entalpisinin eksi 280 olduğunu düşünmemiz lazım. Yani şurası ne olur? 3 çarpı eksi 280 arkadaşlar. O zaman delta H nedir? Ürün eksi giren olduğuna göre 2 çarpı 390 eksi 780 3 çarpı 280 eksi 840 olur arkadaşlar. Ve girenlerden çıkaracağımız için eksi eksi 270 yapacağız. Buradan işlemin sonucu eksi 1350 kilojül. Nedir bu? 1 mol etil alkol yandığı zaman çıkan enerji. O zaman bir orantı yaparız. 1 mol için 1350 kilojül çıkıyorsa 0,2 mol için ne olacaktır? 0,2 ile 1350'yi çarpacağız ya da 1350'yi 5'e böleceğiz demektir. Yani 270 kilojüllük enerji açığa çıkmış olur. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Kolaylık tepkimesinin entalpi değişimi verilmiştir. Dönüyor buna göre tepkimesinin entalpi değişimi. Bakacağız arkadaşlar. Peki molar oluşum entalpisinden yapalım. Bakın F2O3 burada. Verilmiş belli molar oluşum entalpisi. Karbon monoksitin molar oluşum entalpisi ne olur?
Bunun tersi ve ikiye bölünmüş halini düşünebiliriz. Ters düşünürsek, ters çeviririz. Eksi 220, sonra ikiye bölmemiz lazım. Yani eksi 110. O da bellidir arkadaşlar. Peki demir zaten element olduğu için almayacağız. Co2'nin ki burada eksi 390. O da bellidir. O zaman delta H neydi arkadaşlar? Ürün eksi giren değil miydi? 3 Co2 yapacağım. 3 çarpı eksi 390. Eksi girenleri toplayacağım. F2O3 nedir? Eksi 820 artı 3 Co arkadaşlar. Burada karbon monoksit eksi 110 olduğuna göre 3 çarpı eksi 110 demem gerekiyor. Buradan 3 çarpı 390 eksi 1170 eder. Peki parantez içerisini bir halledelim. Eksi 1150 eder ama bakın ne yapma? Eksi eksinin çarpma artı olduğuna göre eksi 1170 artı 1150 buradan ve yaptığımız zaman eksi 20 kilojül çıkacaktır. Doğru cevabımız D'dir. Net tepkimenin entalpi değişimi soruluyor. Net tepkime basamaklara bakmadan önce arkadaşlar birinci basamağa bakacağız. 50. Sonra son basamağa bakacağız. Ve aradaki farkı almış olacağız. İşte burası delta H nettir. Kuyruk aşağıda olduğu için tabii ki egzotermik olacak. Ürün eksi giren 20 eksi 50 eksi 30 kilojül bulunmuş olur. Doğru cevap E'dir. Kimyasal tepkimeler bazen birden fazla basamakta gerçekleşir diyor. Buna göre bu tür tepkimelerle ilgili hangileri doğrudur? Tepkime entalpisi HES kanununa göre bulunur. Evet, HES esası. Tepkime entalpisi çok basamaklı veya tek basamaklı olarak yürümesine bağlıdır. Tepkime entalpisi arkadaşlar bir tepkimenin izlediği yola bağlı değildir diyor HES esası. Bu yanlış. Tepkime entalpisi değişimi ara basamakların entalpi değişimi toplanarak bulunur. Bu zaten HES esasının kuralıdır arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevap 1 ve 3 C'dir.